Geldik eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili gelişmelere. Dün aktarmıştık cinayete ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklanmışlardı. Bugün 4 kişi daha adliyeye sevk edildi ve sevk edilenler arasında MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Göktürk de bulunuyor. İşler iyice ilginçleşiyor gibi görünüyor. Bir milletvekilinin adı dahi MHP'li geçiyor artık biliyorsunuz. Bu cinayette cinayetin içinde yaşananlara ilişkin iddialarda. Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu cinayetle ilgili 2 kişinin arandığını söyledi ve sonuna kadar gideceklerini ifade etti. Bunu ifade ederken yine tabii muhalefete yüklenmekten de vazgeçmedi diyelim. Ve şimdi bu cinayete, bu çok dikkat çeken cinayete ilişkin gelişmeleri aktaralım sizlere. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden Vedat Bey'le Hakan S. ve Zekeriya A. için sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi. Nöbetçi hakimlik 3 şüpheliyi tasarlayarak öldürme suçundan tutukladı. Tutuklananlar arasındaki Vedat Bey, Sinan Ateş'e düzenlenen silahlı saldırıdaki motosikleti kullanan kişi. Motosikletin arkasında bulunan tetikçi Eray Özyağcı ise henüz yakalanamadı. Saldırıda 2013 yılında İstanbul Gülsuyu'nda Hasan Ferit Gedik'i öldüren ve 2015'te 35 yıl hapis cezası almasına rağmen yakalanamayan Doğukan Cep'inde rolü olduğu belirlenmişti. Ancak Doğukan Cep'te henüz yakalanamayan isimler arasında. Suikaste ilgili olarak tetikçilere yardım ettiği öne sürülen Ülkü Ocakları'ndan bir ismin MHP'li bir milletvekilinin evinde gözaltına alındığı da iddialar arasında. Milletvekili sorusu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bugün soruldu. Mevzanlardan birinin bir milletvekilinin evinde yakalandığı, polis tarafından suçüstü işlemi yapılarak alındığı iddiası var. Doğru. Soylu, Sinan Ateş cinayeti hakkında kendisine sorulan sorulara ayrıntılı yanıt vermekten kaçındı. Arkadaşlar, soruşturma Ankara Başsavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürüyor. Ve burada tetiği çekenin haricindekilerden bir kişi daha, yani bizim hedefimizden 2 kişi şu anda aranıyor. 3'tü, 2'ye düştü. Soylu, cinayetle ilgili iddiaları soruşturmanın selametine zarar verecek dedikodular olarak değerlendirdi. Sosyal medya dedikoduları ve tezviratlarla adım atmak bir soruşturmayı selamete getirmez. Herkesle ilgili söylenen sosyal medya tezviratları ve buradan bir siyaset üretmek ve tüketmeye, hem üretmek hem de tüketmeye çalışmak bir soruşturmayı selamete getirmez. Şimdi bir de ağızlarında sürekli şöyle bir laf var. Bu olaydan siyaset üretmeye çalışanları kınıyoruz. Bu olaydan siyaset üretmeye çalışanları lanetliyoruz. Ya hangi olaydan peki siyaset üretmeyeceğiz? HKG 6 yaşından itibaren İsmail Ağa cemaatine bağlı Hira Nur Vakfı'nda tırnak içinde evlendirilmiş ve sistematik tecavüze uğramış 6 yaşındaki bir çocuk yıllar boyunca. Bu konuyla ilgili muhalefet ayağa kalktı, vatandaşlar, kamuoyu ayağa kalktı. İktidardaki tepki, bu konuyu siyaseten istismar etmemek gerekiyor. Tam da siyaseten bir konu. Tam da güdülen siyasetler doğrultusunda 6 yaşındaki bir çocuk oralara kadar ne yazık ki gelebildi ve ondan sonra yıllarca istismara uğradı. Ülkü Ocakları eski başkanı öldürüldü. Bu konuyu siyaseten istismar etmemek lazım. Tam da siyasetin merkezindeki bir konu. Bunları konuşmayacak da muhalefet ne konuşacak? Bizler de konuşuyoruz. Onu konuşma, bunu konuşma. Hepimiz 3 maymun olalım. Böylece iktidar için hayat çok rahat olsun, çok rahat geçsin. Şimdi hemen tekrar edelim. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli daha sorgulanmak üzere adliyeye sevk edildi. Hatırlarsanız dün de aralarında Vedat Balkaya'nın da bulunduğu 3 kişi sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince
tutuklanmışlardı. Şimdi şöyle kısa kısa kimler neler demiş onlara bakalım. Çünkü sonrasında siyasetin konuşmaması gerekiyor bu konuyu ama siyaseten nasıl değerlendirmeler yapıldığını sizlere aktaracağız. Önce biraz önce Süleyman Soylu'yu sizlere dinlettik. Bir hatırlatma olarak burada siyaset üretmek soruşturmayı selamete getirmez. Sosyal medya tezviratlarına itibar etmeyin. İki kişi aranıyor, onları bulup adaleti teslim edeceğiz diyor. Süleyman Soylu az önce zaten kendi ifadeleriyle sizlere sunduk. Peki muhalefet partisi liderleri bu konuya ilişkin nasıl değerlendirmeler yapıyorlar? Elbette siyaset cephesinden peş peşe açıklamalar geliyor. Olması gerektiği gibi böyle bir konuya duyarsız kalamaz çünkü siyasette. Cinayetin siyasi uzantıları tartışılırken ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu uyarıyorum düşündüğünüzden fazlasını biliyoruz açıklaması yapmıştı. Peki Meral Akşener neler söyledi? Ülke Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'e düzenlenen suikast emniyet güçlerinin ayağa kalkması gereken bir olaydır dedi İYİ Parti Genel Başkanı. Bu konuyla ilgili meclise soru önergesi ve araştırma önergesi gibi konuların yapılmamasına dair aile benden bir talepte de bulundu diyerek konuyu neden meclise getirmediklerini de özetlemiş oldu. Şimdi kendi ağzından dinleyelim neler söylemiş Meral Akşener. Sinan Ateş, Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapıp da öldürülen ilk kişi olarak tarihe geçti. Cinayet soruşturmasının siyasete uzanabileceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. MHP ve Ülke Ocakları olayla ilgili uzun süre sessiz kalırken Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'den peş peşe açıklamalar geldi. Tabii ki bize de bilgiler akıyor. Biz bunun farkındayız. Tabii ki çok şey biliyoruz bu konuyla ilgili olarak. Bu işten ne kadar pis kokuların geldiğinin de farkındayız. Bunu hissediyoruz ve biliyoruz ve bize duyuruyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan grup toplantısında konuya dair yaptığı açıklamaları paylaşarak olayı takip ettiğinin altını çizdi. Ailenin talebine saygımdan dolayı bekliyorum. Saray ve stepnesi bilsin ki sabrımız sınırsız değildir. Bu cinayeti görmezlikten gelemeyecek, susarak geçiştiremeyecekler. Rahmetlinin eşi ve kızlarının hakları benim de meselemdir. Uyarıyorum, düşündüğünüzden fazlasını biliyoruz. İYİ Parti lideri Meral Akşener de partisinin grup toplantısında Sinan Ateş cinayetini hatırlattı. Ülke Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'e düzenlenen suikast, emniyet ve istihbarat birimlerini ayağa kaldırması gereken bir olaydır. Güvenlik güçlerimizin bu önemli olayın acilen aydınlatılması için ellerinden geleni yapacağına inanıyorum. Akşener, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in sosyal medyadan yayınladığı mesajı okudu. Acımızı bir siyasi malzeme haline getirmek, acımız üzerinden siyasi hesaplaşma yapmak isteyenlerden istirhamımız, ellerini vicdanlarına koymaları, acımıza saygı duymalarıdır. Öte yandan İYİ Parti lideri ailenin isteği üzerine meclise soru ve araştırma önergesi vermeyeceklerini de söyledi. Bir özel talepleri daha oldu. O da bu konuyla ilgili mecliste soru önergesi, araştırma önergesi vesaire gibi konuların yapılmamasına dair ailenin Ayşe Ateş üzerinden benden bir talebi oldu.